Evet arkadaşlar merhaba. 6. sınıf araya yayınları 3. bilerde matematik keyfi kitabı sayfa 203 araştırma sorusu oluşturma ile devam ediyorum. Bir konu hakkında üzerinde araştırma veya deney yapılan gruba örneklem denir. Bir konunun araştırılması için örnekleme sorulan soruları araştırma anket sorusu denir. Anket sorularının örnekleme sorulup elde edilen verilerin çetele tablosu veya sıklık tablosu ile düzenlenmesine veri toplama denir. Kullanılmış kağıt konusunu öğrencileri bilinçlendirmek için ortaokul öğrencilerine aşağıdaki araştırma sorularının hangilerinin sorulabileceğini tik ile belirleyiniz demiş. Kullanılmış kağıtlara geri dönüşüm kutusuna atar mısınız? Bunu sorabilirim arkadaşlar kim'e soracağım belli sorum belli bunu sorabilirim. Yırtık kağıtları geri dönüşüm kutusuna atar mısınız? Bunu da sorabilirim. Evet veya hayır. En çok hangi renk kağıdı seversiniz? Arkadaşlar bu kullanılmış kağıtla ilgili bir soru değil. Buna tek atamıyorum. Evinizde kullandığınız gazeteleri çöpe atar mısınız? Bu da dolaylı yoldan kullanılmış kağıt oluyor. Dolayısıyla bu da bunu da sorabiliyorum. Kullanılmış kağıdın tekrar kullanıma uygun hale getirildiğini biliyor musunuz? Arkadaşlar bakın konumda uygun. Dolayısıyla buna da tik atıyorum. Kullandığınız kağıtların doğaya atılında yangına sebebiyet vereceğini biliyor musunuz? Biz de zaten bu soruyu sorarak arkadaşlar çocukları bilinçlendiriyoruz. Dolayısıyla buna da tik atabiliyorum kullanılan kağıtları doğaya atar mısınız? Bu da kullanılan kağıtlarla alakalı tikimi atıyorum. Sayfamı temizleyip diğer sorularıma geliyorum. Aşağıdakilerden hangisi bir araştırma sorusu olabilir? Eğitim sistemindeki eksiklikler nelerdir? Bu araştırma sorusu arkadaşlar. Çünkü sorun belli, kime soracağım belli. Cevaplar buna verilebilir. Evinizi hangi renge boyardınız? Arkadaşlar bu bir araştırma sorusu değil. Kullanılmış kağıtları ne yaparsınız? Bu bir araştırma sorusu. Çünkü insanları bilinçlendiriyor. Ee, Ç şıkkıma geldim. Belediyenizden beklediğiniz hizmetler nelerdir? Bu da bir araştırma sorusu. Buna herkes farklı cevaplar verebilir arkadaşlar. Dolayısıyla Ç'ye de araştırma sorusu dedim. Sayfamı temizleyip sorularıma geçiyorum. Bir şirketin yetkilisi çay ocağında Ocağı olması gereken ürünleri belirlemek için anket uyguluyor. E, aşağıdakilerden hangisi şirket yetkilisinin anket için seçeceği örneklem grubu olaması. Yani diyor ki aşağıdakilerden hangisinde ben bu soruyu sormam. Hangisini sormama gerek yok. Yetkili kişiler, yetkişi, yetkili kişileri sorabilirim çünkü onlar da çay ocağını kullanıyor. Kadın personele sorabilirim. O da çay ocağını kullanıyor. Erkek personel de kullanıyor. Ama arkadaşlar personel çocukları kullanmıyor. Çünkü personel çocukları şirkette görevi yok. Dolayısıyla çocukları sormam biraz saçma olur. Dolayısıyla ben bunu sormuyorum. İkinci soruya geçtim. Özel bir şirket alacağı personelin yeterliliğini belirlemek için başvuru yapan kişilere anket düzenlemiştir. Aşağıdakilerden hangisi şirketin araştıracağı konuya uygun bir soru değildir? Ee, hangi üniversite mezunusunuz? Bu Üniversiteye işe alacağı için arkadaşlar ye yeterlilikle ilgili bir sorudur. Kaç yıllık denemin deneyiminiz var? Bu da yeterlikle ilgili bir sorudur. Bilgisayar programlarını kullanabiliyor musunuz? Şirkette bilgisayarlar kullanıldığı için bu da yeter e mesleki yeterlilikle ilgili bir sorudur. En sevdiğiniz renk hangisidir? Bu konuyla alakasız bir şey. Yani mesleki yeterlilik arıyoruz biz. Dolayısıyla rengi sorması biraz saçma olur. İkiyi temizleyip üçüncü soruya geçiyorum. Bir sınıftan rastgele seçilen iki öğrenciye sorulan derslerle ilgili soruları, öğrencilerin verdikleri cevaplar aşağıda verilmiştir. Tabloya göre iki öğrenciye aşağıdaki sorulardan hangisi sorulmuş olabilir? Matematik Ali seviyorum demiş, Cem de seviyorum demiş. Fen Ali seviyorum demiş, Cem sevmiyorum demiş. Türkçeyi Ali sevmiyor, Cem de sevmiyor. Okulda hangi dersler var? Arkadaşlar hangi dersler var? E, sorusu olsaydı matematik fen Türkçe su, su, cevabını verirdi. Dolayısıyla A, A, şıkkım olamaz. Okulda kaç ders var? Kaç derse arkadaşlar ile cevap verdi. Atıyorum 4 ders var derdi. Ama seviyorum sevmiyorum demişler. Aşağıdaki dersleri seviyor musunuz? Evet bunu sorabilirim çünkü seviyorum ve sevmiyorum demişler. Hangi ders? Ana derstir. Bunu da soramam saçma olur. Dolayısıyla C şıkkımı işaretliyorum. Sayfamı temizleyip diğer sayfaya geçiyorum. İki veri grubunun sıklık tablosu ile karşılaştırma. İki veri grubu tablo yapılarak sıklık tablosu ile karşılaştırılabilir. Örnek, aşağıdaki tablo bir okulun altın sınıflarındaki, altın sınıflarındaki öğrencilere uygulanan anket sonuçlarını göstermektedir. Bakıyorum arkadaşlar, sarım 1, 2, 3, pardon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sarıyı 14 kişi demiş. En sevdiğiniz renk hangisidir diye sorulduğunda sarıyor. 14 kişi seviyorum demiş. Maviye bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Maviyi 26 kişi seviyorum demiş. Kırmızıya baktığımda 1, 2, 3, 3 çarpı 2, 6 artı 1'den kırmızı 7 kişi seviyormuş. Pembeyi 1, 2, 3, 4, 5, 6 kişi seviyormuş. Yani 6 çarpı 2'den 12 kişi seviyormuş arkadaşlar pembe rengini. Doğru olanları belirleyiniz demiş. Bakalım diğer sayfada doğru olanlar neymiş? En çok mavi rengi sevilmektedir. Evet mavi rengi 26 kişi seviyordu. Sarı seven öğrenci sayısı kırmızı seven öğrenci sayısının 2 katıdır. Ee, bakalım öyle miydi? Sarı seven kaç kişiydi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 14 kişiydi. Mavi seven kaç kişiydi arkadaşlar? 28 kişiydi. Dolayısıyla iki katı oluyor. Doğru. Ay pardon, kırmızıyı sormuş bana. Kırmızıya bakıyorum. Kırmızıyı 7 kişi seviyordu. Buraya yazmıştım. 14'e 7 iki katı oluyor. Bu da doğru dedim. Pembe sevenlerin sayısı 14'tür. Hayır arkadaşlar 16, 10'du galiba. Pembe sevenlerin hepsi kesinlikle kız öğrencidir. Bunu kesinlik diyemeyiz. Erkekler de sevebilir. Ben sorularıma geçiyorum. Bu benim örneğimdi zaten. Cevabında kendisi vermiş. Siz daha, ince, daha iyi inceleyebilirsiniz. Evet bana demiş ki yukarıdaki tavuda bir okulun altın sınıflarında bulunan öğrencilerin yaptığı spor türlerine göre sayıları verilmiştir. Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız demiş. Tamam cevaplayalım. Tenis oynayan erkek sayısı. Bakıyorum tenis burada. Erkek burada. 1, 2, 3, 4. Yani 8 kişi oynuyor arkadaşlar. 8 erkek oynuyor tenisse. Şuraya 8 yazıyorum. Voleybol oynayan kız sayısı. Voleybol burada arkadaşlar. Kız burada. 1, 2, 3. Voleybolu 3 kız oynuyor. Yüzme yapan kız sayısı. Yüzme yapan kız sayısını bulalım. 1, 2, 3, 4. 4 çarpı 2'den 8. Artı 1'den 9. Yüzmeyi 9 kız. Daha sonra 9 kız. Yüzme diyeyim. Yüzme yapan erkek sayısından ne kadar fazladır? Erkek sayısına bakıyorum. 1, 2, 3 3 erkek yüzme. Bunları birbirinden çıkarırsam 6 farkı bulurum. Yani cevabım 6. Hangi sporu yapan kız ve erkek sayıları aynıdır? Bakalım arkadaşlar. Basketbolu 6 kız yapıyor. Şuraya hemen yanına yazıyorum. Ee, basketbolu 8 erkek yapıyor. Voleybolu 3 kız yapıyor. Voleybolu kaç erkek gibi? 1 2 3 4 5 10 erkek yapıyor. Şu kalemi birazcık daha küçülteyim, daha rahat yazayım. E, futbolu kaç kişi yapıyor arkadaşlar? 5 kişi yapıyor. Futbolu kaç erkek yapıyor? 1, 2, 3, 4, 5, 10 erkek yapıyor. Yüzmeyi kaç kız yapıyor? 1, 2, 3, 4, zaten yanında bulmuştum 9 kız yapıyor diyorum. Yüzmeyi kaç erkek yapıyor? 3 erkek yapıyor. Tenisi kaç kız yapıyor? 8 kız yapıyor tenisi 8 erkekte yapıyor. Bana ne demiş? Hangi sporu yapan kız ve erkek sayıları aynıdır. Bakın arkadaşlar 8 kız tenis yapıyor. 8 erkek de tenis yapıyor. Dolayısıyla bunlar eşit oluyor ve tenis yazıyorum ben buraya. En çok yapılan spor türü hangisidir? Topluyorum 6 artı 8'den burası 14. 10 artı 3'den burası 13. 5 artı 10'dan burası 15. 9 artı 3'ten burası 12. 8 artı 8'den burası 16. En fazla tenis sporu yapılıyor. Dolayısıyla buraya da tenis yazıyorum. Yüzme yapan kız sayısı basketbol oynayan erkek sayısına ne kadar fazladır? Yüzme yapan kız sayım kaç? Benim 9. 9 eksi. Basketbol yapan erkek sayım kaç? 8. 9 eksi 8 1. Voleybol oynayan kaç kişi vardır? voleybol oynayan bakın toplamını bulmuştum. 13 kişi varmış. Basketbol oynayan kaç kişi var? Basketbolun da toplamını buldum. 14 kişi var. En az oynanan spor, e, spor türü aşağıdakilerden hangisidir? demiş? En az oynanan bakıyorum. 12 ile yüzme. En az e, 12 var. O da yüzmeye ait. Yüzme diyorum. Toplam kız sayısı kaçtır? Topluyorum arkadaşlar. 6 artı 9 artı 5 artı 9 artı 8. Bunu topladığım zaman 31 tane kız olduğunu bulacağım toplam erkek sayısı diyorum. 8 artı 10 artı 10 artı 8 artı 3 bunu da topladığım zaman cevabımı 39 bulacağım. Yani toplam erkek sayım benim kaçmış arkadaşlar 39'muş. Birinci uygulamamı yaptım sayfamı temizleyip diğer sayfaya geçiyorum. Yukarıda verilen tabloda bir sınıftaki öğrencinin kaç saç renklerine göre dağılımı verilmiştir. Buna göre 1 2 3 4. soruları ince cevaplarımızı demiş. Ben sayfamı büyütürsem belki daha rahat yapabilirim. Veya buradan da de de devam ediyorum. Esmer erkek sayısı sarışın kız sayısından kaç er eksiktir? Bakıyorum esmer erkek arkadaşlar esmer burada erkek burada 7. Sarışın kız kaç arkadaşlar? 10. Yani 10 3'ten Pardon 10 7'den cevabım 3 eksik olur. B şıkkımı işaretlerim. Sayfamı temizleyip ikinci soruya geçelim. Aşağıdakilerden hangisinin sayıları eşittir? Bakayım arkadaşlar ben bir önceki sayfaya geleyim. Hangisinin sayıların eşit olduğuna bakayım. Ee, hangileri kız esmer sayısıyla kız sarışın sayısı eşit? Bunu bulacağım şıklarda. Esmer öğrenci ile sarışın öğrenci değil. Kız öğrenci ile erkek öğrenci değil. Esmer kız öğrenci ile sarışın kız öğrenci sayısı eşit. C şıkımı işaretliyorum. Üçüncü soruya geçiyorum. Sarışın öğrencilerin sayısı erkek öğrencilerin sayısından kaç fazladır? Sarışın öğrencilerden sarışın öğrencileri bulup erkeklerden çıkaracağım. Bakıyorum. Sarışın kaç kişi var arkadaşlar? 10 artı 8'den 18 sarışın. Erkek öğrencim kaç arkadaşlar? 7 artı 8'den 15 erkek. Gidiyorum ben bunu yerine yazıyorum. 18 sarışın 15 erkek buldum. 18 sarışın 15 erkek. Bunları çıkardığım zaman cevabımı 3 bulurum. C şıkkımı işaretliyorum. Sayfayı temizleyip 4'e geçiyorum. Sınıfın mevcudu kaç kişidir? Tamam biz hemen sınıfın mevcudunu bulalım arkadaşlar. Ee, kaç tane kız var? İlk önce onu bulalım. 20 tane kız var. Kaç tane erkek var? 15 tane erkek var. 20 kız 15 erkekten arkadaşlar sınıfın mevcudu kaç çıkar? 20 artı 15'ten sınıfın mevcudu 35 çıkar. Böylelikle buradaki videomuz sonuna geldim. İzlediğiniz için teşekkür ederim.